Bizim yapmamız gereken alternatif bir şey yaratmak değil. O yurtlar bizim, o ilkokullar, o liseler, o üniversiteler bizim vergilerimizle yapılıyor. Orası bizim hakkımız. Alternatif bir yer bizim hakkımız değil. Bizim hakkımız orası. Biz orada olanı değiştirmeyi hedef etmek zorundayız. Alternatif lise yaptık. Mezun olacak mı çocuklar orada? Nerede diplomaları? Üniversitede yaptık, akademide yaptık. Oradan aldığın hangi diplomayla hastanede doktor olabilirsin? Evet. Nasıl avukat olabilirsin? Nasıl mühendis olabilirsin? Ya da nasıl çöpçü olabilirsin? Bizim yapmamız gereken devlet mekanizması içinde sosyal demokrat bir hukuk devletidir tanımını hayata geçirmek. Yoksa öyle kenardan köşeden kaçak işler bize uygun işler değil, sonuç getirmez zaten. Bence bunun tek yöntemi sivil itaatsizlik. Başka hiçbir yöntem yok. Hiçbir mahkeme bu iktidarı yolundan çeviremeyeceğine göre ancak sivil itaatsizlikle. Toplumun çok büyük bir kesimiyiz biz. Biz vergi vermede itaatsizlik yaparsak, çocukları bir sene okula göndermeyin, bakın ne oldu. Önemli olan bunu örgütleyebilecek güce sahip olmak. Henüz bu gücümüz yok, doğrudur. Ama yapılabilecek tek şeyin sivil itaatsizlik olduğunu düşünüyorum. Ancak halk gücüyle siz hükümete bir gözdağı verirsiniz. Onun dışında mahkemeler, şunlar bunlar hiçbir şey bu gücün önüne geçemiyor. Bu hükümet tanımıyor çünkü bu hükümet sosyal demokrat bir hukuk devleti değil. Bu bir siyasal İslam devleti. Siyasal İslam devletine ancak halklarla, halkla karşı çıkarsınız. Başka hiçbir şeyle karşı çıkamazsınız. Gücümüzü, enerjimizi başka şeyle harcamaya gerek yok. Sokak hareketliliğiyle, sivil itaatsizlikle bir arada hep beraber topluca bir direniş dışında hiçbir şansımız olduğunu düşünmüyorum.